أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme simsiyah saçlı, bembeyaz elbiseli genç birisi geldi. Huzurunda oturdu, dizini dizine dayadı, ellerini dizinin üzerine koydu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birkaç soru sordu. Olayı bize anlatan Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh gelen genç birisiydi. Saçları simsiyah idi. Üzerinde elbisesi bembeyazdı. Ancak uzaktan geldiğine dair bir alamet yoktu. Bembeyaz elbiseli uzaktan gelse elbisesi kirlenmiş, lekelenmiş olur. Ama yakından da olsa birileri tanıması lazımdı onu. Kimse de tanımıyordu onu. Geldi, oturdu. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin dizinin önüne diz çöktü. Ellerini dizlerin üzerine koydu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru sordu. Ehbirni anil İslam dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'dan bana haber ver. İslam nedir? Bunun cevabını aldı. Sonra imandan bana haber ver. İman nedir dedi. Onun da cevabını aldı. Sonra ihsandan bana haber ver dedi. Onun da cevabını aldı. Sonra da kıyametten bana haber ver. Ne zaman kopacak dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz sorulan sorandan daha iyi bilmez bunu dedi. O zaman kıyametin alametlerini söyle dedi. Efendim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyametin alametlerini saydı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh diyor ki, soruları sorduğunda bilmez gibi soruyordu. Cevapları aldığında doğru söyledin diye tasdik ediyordu. Bilmez gibi soruyor, bilir gibi tasdik ediyordu. Sonra o cevaplarını aldıktan sonra gitti. Ben bir süre dona kaldım diyor Hazreti Ömer Efendimiz.
bir şey sormaya cesaret edemedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra bana dedi ki, ey Ömer, o gelip soru soranın kim olduğunu bildin mi? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Dedi ki, o Cebrail aleyhisselamdı. اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Dininizi size öğretmek için gelmiştir. Sizin huzurunuzda oturdu, sizin gördüğünüz, duyduğunuz şekilde oturdu, soruyu bana sordu, ben cevap verdim, siz de dinlediniz. Hem soruyu duydunuz, hem de cevabını duydunuz. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Kıyamet alametleri nelerdir? Soruları duydunuz. Cevaplarını da benden duymuş oldunuz. Böylece dininizi öğrenmiş oldunuz. Cebrail aleyhisselam bu soruların net cevabını kafanızda oluşturmanız için tek tek sordu. Ben de cevap verdim. Siz de bu cevapları bu şekilde öğrenmiş oldunuz buyuruyor. Kıymetli dostlar, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın ilk sorduğu soru mel İslam'ı dedi. Ahbirni anil İslam dedi. Bana İslam'ı anlat. İslam Müslümanlık demektir. İslam kelimesi selm ve selamet kökünden gelir ki güven, teslim olmak anlamlarına gelir. Müslüman insan, Allah'ın emirlerine teslim olan insan demektir. İman, inanmak esasından geliyor, güven vermek esasından geliyor. İmanla İslam birbirinden ayrı şeyler değillerdir. Ama iman nedir, İslam nedir diye soru sorulursa, iman ayrı şekilde anlatılır, imanın şartlarıyla anlatılır. İslam'da İslam'ın şartları diye bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylerle anlatılır, izah edilir. Kısacası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana İslam'dan haber ver dediğinde bizim halk olarak İslam'ın şartları olarak aramızda bildiğimiz konuları zikretmiştir. Demek biz İslam'ın şartı 5'tir deyip saydıklarımızı Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam nedir sorusuna verdiği cevabın aynısıdır. İslam'ı bana haber ver nedir diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte kelime-i şehadet getirmendir. Allah'a, Allah'ın varlığına ve birliğine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmendir dedi. İkinci olarak namazını kılman, üçüncü olarak zekatını vermen, dördüncü olarak orucunu tutman, beşinci olarak da gücün yetiyorsa hac vazifeni yapman demişti. Kıymetli dostlar, bir insan kelime-i şehadeti getirmeden, ona inanmadan İslam dairesinin içerisine girmesi mümkün değildir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmadan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın elçisi olduğuna inanmadan Müslüman olmak mümkün değildir. İslam'ın birinci adımı budur. Sadece Allah'a inanmak yeter mi? Yetmez. Sadece Allah'a inanmak yetmez. Allah'ı bize öğreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamberliğine, Allah'ın elçisi olduğuna inanmak ve şehadet etmek imanın anahtarıdır. Bu anahtarı çevirmeden iman dairesinin içerisine girilmez. İslam'ın 5 esasından birisi inançla alakalıdır. Geride kalan 4 tanesi uygulama ile alakalıdır. Tavır ve davranışlarla alakalıdır. Bu şu demektir. Bir insan 5 vakit namazına 5 de ilave etse, Ramazan ayına bir tane daha Ramazan ayı ilave etse, zekatını 2 katına çıkarsa, hacca her sene gitmiş olsa,
Ama kelime-i şehadette sıkıntısı varsa bunların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü iman yoksa amel geçersizdir. Bir insanın imanı yoksa dünyadaki fakirleri doyurmuş olması, açları doyurmuş olması, çıplakları giyindirmiş olması, hastaların tedavisini yapmış olması, bunlar hepsi güzel şeylerdir ama bunlardan dolayı ahirette bir mükafat alamaz. Çünkü küfür amelleri siler, yok eder. Ne gibi? Bir insan 40 sene, 50 sene kafir olarak yaşasa, sonra bir kelime-i şehadet getirse, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dese, o 40 sene yapmış olduğu ne kadar kötülükleri ve günahları varsa hepsi silinir gider. اَلْاِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ Bir insan Müslüman olduğu andan itibaren gerideki günahların tamamı silinir, amel defteri yeniden başlar. Aynı şekilde bir insan 40 sene Müslüman olarak yaşasa, birçok ibadeti gerçekleştirmiş olsa ama sonra Allah muhafaza dinden imandan çıkmış olsa o 40 senelik ibadetinin tamamı yanar ve gider. Karşılığında bir şey alamaz. Namazımız önemlidir. Orucumuz önemlidir, zekatımız önemlidir, her ibadetimiz önemlidir. Ama imanımız hepsinden önemlidir. Namazın, orucun, zekatın, haccın açığını insan ya Cenab-ı Hakk'ın affıyla veya tabi tutacağı ceza ile tamamlamış olabilir. Ama imansız olarak ölen bir insanın %1 de olsa, 1000'de 1 de olsa kurtulma şansı yoktur. Niye göre yoktur diyoruz? Bunu biz söylesek yanlış yaparız. Allah'ın işine biz müdahale etmiş oluruz. Haşa, böyle bir yeti kimsede yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi buyuruyor ki, ben küfrü, şirki affetmem, asla affetmem. Bunun dışındakileri bağışlarım diyor. Dilediğim kişilerden bağışlarım diyor. Demek ki en büyük tehlike nedir? İmansız ölme tehlikesidir. Peki, en büyük nimet de imanlı ölmek nimetidir. Kıymetli dostlar, iman bizim en büyük zenginliğimizdir. En büyük değerimizdir. Bu en büyük zenginlik olan imanımızı korumak için Allah Celle ve Ala Hazretleri bir takım vazifeler bize vermiştir. Bunları da İslam'ın şartları olarak bildiğimiz kitaplarda, kaynaklarda zikredilen vazifeler. Bunlar da ne yapıyorlar? İslam'ın şartları, imanı koruma altına alıyorlar. Ne demek imanı koruma altına alıyorlar? Şimdi görelim. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma der ki, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Buniyel İslamu ala hamsi. İslam bir bina gibidir. Kocaman bir köşk olarak düşünün İslam dinini. Buniye, binadan bahsediyor. Bir mebnadan bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İslam dinini kocaman bir köşke benzetiyor. Bu bina ala hamsin, 5 tane ana kolon üzerine ikame edilmiştir. Yani kocaman bir bina vardır. Bu kocaman binanın 5 tane ana kolonu vardır. Bina bu 5 tane kolon üzerine oturtulmuştur. Bu 5 tane kolon binayı ayakta tutan demektir. Bunlardan bir tanesini, 2 tanesini, 3 tanesini yıktığın zaman bina ciddi tehlike geçirir, yıkılır. Şimdi binalarımızın, oturduğumuz dairelerin elbette duvarı var, penceresi var, vesairesi var. Bunlarda bir sıkıntı meydana gelse telafisi mümkündür. Ama temelde sıkıntı varsa, ana kolonlar, ana direklerde sıkıntı varsa, onu sıva ile beraber, boya ile beraber düzeltemez. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar,
İslam dini kocaman bir bina gibidir. Anaya saygı, babaya saygısıyla, komşu haklarıyla, karı koca haklarıyla, evlat hukukuyla, anne baba hukukuyla, efendim haramlarıyla, helalleriyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle kocaman bir bina gibidir. Biz insan olarak kendimize bir bakalım. Baktığımız zaman vücudumuzda fazlalık var mı hiç? Yok. Hepsi lazım değil mi? Parmaklar, tırnaklar, gözler, kaşlar, kirpikler, kulak, kulak yumuşağı, deliği hepsi lazımdır. Ama kulağın kepçesi ne kadar lazımsa beyin de o kadar mı lazımdır? Kalp de o kadar mı lazımdır? Elbette kalp durursa hayat durur. Kulağın kepçesi olmazsa hayat durmaz. İnsanın beyni ölürse kulak ne işe yarar? Vücudumuzda fazlalık yoktur. Hepsi lazımdır. Ancak her birisinin ağırlığı, önemi aynı değildir. İslam dininin elbette farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabbiyle kocaman, yakışıklı bir bina gibidir. Bir insanın vücudu gibidir. Bundan bir şeyler eksik olsa, diyelim ki dairemizin camları, çerçeveleri yoktur. Fark edilir mi eksikliği? Edilir. Ama onun olmaması binanın yıkılmasına sebep olmaz. Telafisi kolaydır onun. Çağırırsın çerçeveciyi, yaptırır, sipariş verirsin, yaptırırsın, takarsın. Günlerce orası çerçevesiz dursa bina yıkılmaz. Ancak binanın direklerinden, ana kolonlarından birisinde veya birden fazlasında çatlaklık, çürüme meydana gelirse ufak bir sallantıda bina ne olur? Yıkılır. Hatırlarsınız 17 Ağustos depreminde Cenab-ı Hak tekrarından muhafaza eylesin. O zaman Adapazarı tarafında birçok bina çöktüğünde altında galeri maleri vardı. Yaptıkları araştırmada ve tespitte ne dediler? Galericiler daha çok araba içeriye sokabilmek için bir takım kolonları kesmişler. Yazıhaneyi, ofisi genişletmişler. Efendim arabaları rahat rahat içeriye sokup gelen müşterilere arz etmişler. Ama güzel de sen bir tane kolonu kesiyorsun, iki tane kolonu kesiyorsun. Efendim ofis genişlesin diye. Azıcık sallanma olunca ne oldu? O arabaların da üzerine çöküverdi binalar. Yani ana kolon dediğimiz, ana direk dediğimiz, bunlar neyi kabul etmezler? Çatlaklık, matlaklık, demirin çürümesi bunlara gitmez. Çünkü binanın bütün yükü onların üzerindedir. Şimdi 10 kat, 15 kat, 20 katlık binalar var. Bu 20. kat çok önemlidir ama temelindeki o ana kolonlar var ya, ana kirişler, asıl önemli bunlardır. O kolonlar sağlam olmadıktan sonra, o kirişler sağlam olmadıktan sonra yukarıdaki sağlamda değildir demektir. Ufak bir sallantıda, ufak bir depremde bina yıkılıverir, çöpe dönüşmüş olur. Şimdi İslam dini farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabbiyle kocaman bir bina gibidir. O binada boyası, badanası, çerçevesi, aksesuarları hepsi önemlidir. Güzellik arz ederler. Ancak hepsi önemlidir de 5 tanesi çok önemlidir. Bu 5 tanesi binanın güzelliğini değil, ayakta durmasını sağlıyor. Onun için bu 5 tanesi gevşekliği, tembelliği, çürüklüğü kabul etmez. Buniyel İslamu ala hamsin. Peki bu 5 esastan birincisi nedir? Olmazsa olmazı nedir? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İslam'ın 5 tane ana kolonu vardır. Bu 5 taneden 4 tanesi sağda solda köşelerdeki direklerdir. Ama bir tanesi de ortada ana kolondur. Demek bina 5 tane kolon üzerine oturtuluyor. 4 tanesi kenarlarda, 4 köşede. Bir tane ana kolonda ortada. En ağır yükü o teşkil ediyor. Bu da hangisidir? Allahu Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna şehadet edip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın elçisi ve kulu olduğuna inanmak.
Bu neden hepsinden daha önemlidir? Çünkü bir insan Allah'a inanmadıktan sonra namaza ne ihtiyaç duyacak ki? Oruca ne ihtiyaç duyacak ki? Zekata ne ihtiyaç duyacak ki? Önce Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaktır. Kıymetli dostlar, ateizm diyorlar şimdi. Ateizmde Allah'ın varlığına inanmak vardır. Allah vardır diyorlar. Allah vardır ama bizim işimize karışmaz diyorlar. Şimdi Allah'ın varlığına inanacaksın da nasıl inanacaksın? Allah'ın varlığına inanacaksın, nasıl inanacaksın? La ilahe illallah demek veya eşhedü en la ilahe illallah demek ne demektir? Sadece varlığını anlamak demek midir? Yani şöyle söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu gökleri idare ediyor, yıldızları idare ediyor, ayı idare ediyor, dünyayı idare ediyor, anne rahminde bizi oluşturuyor, rızkımızı yaratıyor, suyumuzu veriyor, rızkımızı veriyor, her şeyimizi veriyor. Ölüm kararımızı O veriyor, yaşama kararımızı O veriyor, izzet kararımızı O veriyor, zillet kararımızı O veriyor, hastalığımızı O veriyor, şifasını O veriyor, her şeye karışıyor. Ama ben insan olarak bu böylesine inandığım Allah'a benim hayatıma karışamaz diyeceğim. Böyle bir şey var mı? Sabah kahvaltıda yediğim peyniri O yarattı. O peyniri yaptığımız sütün fabrikası olan ineği, inekteki o kabiliyeti O yarattı. İnek samanı affedersiniz yiyor. İnek ne anlar? Samanın içerisinde süt var mıdır, yok mudur? Sütün içerisinde yağ var mıdır, yok mudur? Bu sütten peynir olur mu, olmaz mı? İnek bundan ne anlar? O samana yağı koyan, sütü koyan ve sütteki özellikleri koyan Allah'tır Celle Celaluhu. Sonuçta yediğimiz peynir, yediğimiz zeytin, içtiğimiz çay, kullandığımız şeker, ne varsa yediğimiz her şeyi yaratan Allah değil midir? Yani Allah'ım sen bunları bana ver. Beni yedir, beni içir ama bana karışma. Böyle bir şey var mı? Yani siz bir fabrikada işçi olacaksınız ve oradan maaş alacaksınız. Oradaki sosyal haklardan istifade edeceksiniz ama fabrikanın sahiplerine, yöneticilerine sen bana karışma, ben istediğim gibi yaparım diyeceksiniz. Bir ülkede yaşayacaksınız ama o ülkenin kanunları sizi ilgilendirmeyecek. Var mı böyle bir şey? Evet. Onun için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına ve birliğine inanıp Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna inanmak imanın birinci şartıdır. Haydi Allah'ın varlığına ve birliğine inandık. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna inanmak neden bu kadar önemlidir? Çünkü sen ben Cenab-ı Hak ile görüşebilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Allah'ım sen benden neyi istiyorsun deyip de bir cevap alabilir miyiz? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler Allah'ın elçileridir. Cebrail aleyhisselam onlara getiriyor ayetleri. Onlar birinci olarak yaşıyorlar, yaşıyorlar. Aynen bizim gibi insan onlar. Ben beş vakit namazı nasıl kılmak mecburiyetindeysem, peygamber de kılmak mecburiyetindedir. Yani peygamberler sadece bir postacı olarak gelip bize şunları yapmanızı Allah istiyor, ne yaparsanız yapın diyen birisi değildir ki. Ne yapıyor? Önce gelenleri kendisi uyguluyor. Namazı en güzel Efendimiz kılıyordu. Orucun en kalitelisini Efendimiz tutuyordu. Yani İslam'ı en güzel yaşayan numune insanlar onlar. Zaten insanlardan peygamber seçilmesinin en büyük hikmetlerinden birisi de eğer bu işin muhatabı, ayetlerin muhatabı insanlarsa insan olmalıdır ki bize numune olmalı, örnek olmalı. Bizim derdimizden anlamalı, bizim ihtiyaçlarımızı bilmeli. Biz nasıl yapmamız gerektiğini ondan örnek alarak yapmalıyız. Kıymetli dostlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ile aramızda bir elçilik görevini icra etmektedir. Postacı değildir. O gelen ayetleri en güzel şekilde yaşamak ve bize anlatmak ve tefsir etmekle yükümlüdür, mükelleftir. Bütün peygamberler böyledirler. Bir ayeti kerimenin üzerinde onlarca, yüzlerce hadisi şerif izah olabilir. Bu ayeti kerimelerle ilgili gelen hadisi şerifler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak'tan aldığı ve bize öğrettiği bilgilerdir. Bu
Bu bakımdan imanın, İslam'ın 5 esasından birincisi nedir? Kelime-i şehadettir diyelim. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın elçisi ve kulu olduğuna şahitlik yapıyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettikten sonra neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmek mecburiyetindeyiz? Bu olmazsa iman olmaz. Çünkü ondan öğreniyoruz bütün bilgileri. Gelen ayetleri hepsini ondan öğreniyoruz. Namazı ondan, orucu ondan, zekatı ondan, her şeyi ondan öğreniyoruz. Onu siz devre dışı bıraktığınız zaman hiçbir şey, İslam'dan, imandan hiçbir şey kalmaz ortada. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam binasını kocaman bir köşke benzetmiştir. Kocaman bir binaya benzetmiştir. Bunun 4 tane kenar kolonları vardır. Bir de ana kolonu vardır. Ana kolonu imandır, kelime-i şehadettir. Peki kenardaki diğer 4 tane önemli kolon nelerdir? Direkler nelerdir? Ve ikamis salâ. Bunlardan bir tanesi namazı ikame etmektir. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz namaz kılın ifadesini kullanmıyor. Namazınızı ikame edin ifadesini kullanıyor. İkame etmek demek, ayağa dikmek, sapsağlam yapmak demektir. Yani اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ Kur'an-ı Kerim'i açın, baş tarafında Fatiha suresi var. Hemen karşıki sayfa Elif La Mim diye başlıyor, değil mi? Elif La Mim'de ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ O kullarım ki gaybe iman ederler, namazlarını da ikame ederler. Namazın ikamesi ne demektir? Namazı dimdik ayağa dikmek demektir. Öyleyse kısaca dosdoğru kılmak demektir. Demek ki İslam'ın 5 esasından birisi kelime-i şehadettir. Bir tanesi de nedir? Namazı ikame etmektir. Kıymetli kardeşlerim, namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı ifadeyle ne güzel ifade etmiş. Namaz benim gözümün bebeği kılınmıştır. Namaz bizim gözümüzün bebeğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle olay böyle anlatılmıştır. Kardeşler, ne dersiniz? Bir insanın hiç gözünün olmaması ne kadar zor bir şeydir. Biz vücudumuzda yüzümüzü, kulağımızı, gözümüzü, burnumuzu, elimizi, ayağımızı hepsini koruruz. Ama göz bebeğimizi en ufak bir tozdan bile koruruz. Diğer organlarımız ufak tefek tozları kabul eder ama gözümüz ufak bir tozu bile kabul etmez. Namazı nasıl kabul etmek lazım? Gözümüzün bebeğini koruduğumuz gibi namazımızı korumamız lazım. Namaz nasıl korunur diye sorarsanız iki türlü. Bir, vaktinde kılınması lazım, kazaya bırakılmaması lazım. Kardeşler, siz iş yerinizden, çalıştığınız iş yerinizden izin almadan işe giderseniz, gitmezseniz, izinsiz işe gitmemiş olursanız bunun bir bedeli var mı? Bedeli var mı? Vardır. Amirinden izin almadan işe gitmezsen bir bedeli var. Allah'tan izin almadan namazı bırakmanın bir bedeli var mıdır, yok mudur? Yani, çok açık ve net ifadeyle, her gün 5 vakit geldiğinde Allah Celle Celaluhu kesin olarak emrediyorum, bu namazı kılacaksın diyor. Kılmamak için izin almak lazım. Doğru mu? İzin almak lazım. İzin almadan göreve gelmezsen bunun bir bedeli var. Her izinsizliğin bir bedeli var, değil mi? Resmi dairelerde bile bir gün, iki gün, üç gün belli bir süreyi doldurunca müstafi kabul ediyorlar, memuriyetten adamı uzaklaştırıyorlar. İzinsiz, mazeretsiz işe gelmediyse uzaklaştırıyorlar. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu namaz kılmamak için izin verir mi? Verir. Bir kafayı yediğimiz zaman, aklımızı kaybettiğimiz zaman, o zaman aklımız olmadığı süre içerisinde namaz konusunda izinliyiz. Bir de adet halinde ve lohusalık halinde izin veriyor Allah Celle Celaluhu.
efendim adet halinde ve lohusalık halinde kadınlar namaz kılamazlar. Ama erkeklerde bu da olmadığına göre bu da söz konusu değildir. Buluğa ermeden çocuk iken izin vardır. Tamam. Peki bunun dışında aklımız başımızda, kafamızı sallayacak kadar imkanımız var ise, hasta da olsak, kafamızı sallayacak kadar imkanımız varsa namaz konusunda Allah bize izin verir mi? Ya Rabbi benim misafirlerim var, bana izin ver bugün yatsı namazını kılmayayım desek, öğle namazını kılmayayım, önemli bir toplantıya giriyoruz desek, ne dersiniz, Allah'tan izin alabilir miyiz? Alamayız kıymetli dostlar. Her izinsiz firar ettiğimiz günlerin, vakitlerin bir bedeli var mıdır? Vardır. Daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Yeri geldiği için yine ifade edeyim. Namazın farziyeti diğerlerinden farklıdır. Nasıl diğerlerinden farklıdır? Şimdi bir amir memura dese ki, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, talimat verse amirdir, memur bunu dinlemek mecburiyetindedir. Ancak bir amir memuruna telefon açsa, gel dese, gel, önemli bir mesele görüşeceğim seninle dese ve onu huzuruna çağırsa, çağırdığı zaman şu şöyle olacak diye talimat verse, telefonla verdiği talimatlarla bu talimat arasında fark var mı sizce? Elbette vardı, bunu daha önemli kabul ettiği için huzuruna çağırıp söylemiştir, değil mi? Daha önemsediği için huzuruna çağırıp söylemiştir. Kıymetli dostlar, teşbihte hata yoktur. Orucun farziyeti telefonla farziyet gibidir. Zekatın farziyeti telefonla farziyet gibidir. Haccın farziyeti telefonla farziyet gibidir. Namaz nerede farz kılındı? Miraç'ta. Yani Allah Celle Celaluhu Habibini yeryüzünden aldı, göklere çıkardı, gel sana bir talimat vereceğim dedi. Ümmetine beş vakit namazı farz kıldım dedi. Öyle mi? Öyleyse bu namazın farziyeti ne kadar önemli, ne kadar ciddi bir olay ki Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'la gönderirdi. وَاَقِيمُوا الصَّلَةَ Haydi namazınızı kılın talimatını verirdi. Problem yok. O da farziyet ifade ederdi. Ama işin ciddiyetini iyi kavrayalım diye Allah Celle Celaluhu Habibini Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya aldı. Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarttı. Miraç'ta hiçbir peygambere ikram etmediği bir ikram ile huzuruna kabul etti. Ve ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Haydi gidebilirsin dedi. Şimdi Miraç'ın hediyesi olarak Allah Celle Celaluhu beş vakit namazı bize farz kılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, elbette aranızda bir sürü kardeşimiz iş yerinde çalışıyor, fabrikada çalışıyor, başka yerlerde çalışıyor. Efendim belki beş vakit namazı da kılmıyor. Cuma namazını kılmak için buraya gelmiştir. İyi ki gelmişlerdir. Cuma namazı da o günkü öğle namazı yerine geçerlidir. Bu kardeşlerimizin cuma namazına gelmiş olması büyük bir nimettir, büyük bir devlettir. Rabbim cumayı nasip ettiği gibi beş vakit namazı da nasip etsin. Ama şunu çok iyi bilmek lazım ki, bu kıldığımız cuma namazı sadece ve sadece cuma günü kılınması gereken beş tane namazdan bir tanesidir. Bir haftada kılınması gereken 35 namazdan bir tanesidir. Bunu da bilmek lazım. Biz hiçbir zaman sadece cuma namazına gelen kardeşlerimize, kardeşim ya beş vakit namazı kılmıyorsun, cuma namazına ne işin var demeyiz. Böyle bir haddimiz yok, böyle bir hakkımız da yoktur. Cuma namazına gelmiş olması büyük bir nimettir, büyük bir devlettir. O bile büyük bir nimet. Ya cuma namazına da gelmiş olmasaydı ne olacaktı? Daha kötü olacaktı. Biz cuma namazı, sadece cuma namazına gelen kardeşlerimize Rabbimizden duamız ve niyazımız, Rabbim cuma namazının önemini onlara kavrattığı gibi beş vakit namazın önemini de kavramalarını nasip eylesin. Ve beşte beş, 35'te 35, bir haftada 35 namazı yapabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Kıymetli dostlar, namaz İslam'ın beş esasından birisidir dedik. Hani bu bina, İslam dinini bir binaya benzetiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kocaman bina, dört tane kenar kolonlar, bir tane de ana kolon üzerine oturuyor. Ana kolon kelime-i şehadettir. Efendim, namaz ikinci önemli direktir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla ilgili de namazı kılmak değildir sadece esas olan, onu dosdoğru kılmaktır.
Doğru düzgün namaz kılmayan insanların zararı sadece kendisine değildir. Onu da paylaşayım sizinle. Bir, namazda tadil-i erken dediğimiz düzgün namaz kılmanın faydası insanın sadece kendisine değildir. Bunu terk etmenin zararı da sadece kendisine değildir. Mesela çarçabuk namaz kılan, tavuk horoz tane toplar gibi namaz kılan bir annenin, bir babanın çocuğu düzgün namaz kılmasını öğrenemez. Çünkü anasından görüyor ilk namazı, babasından görüyor ilk namazı. O namazın böyle kılındığını zanneder, kendisi de namaza başladığı zaman aynen annesi gibi, babası gibi kılar. Öyleyse düzgün namaz kılmayan insanın o düzgün kılmadığı namazın ilk zararı kendisine, ikinci zararı kaç tane çocuğu varsa o çocuklarına, oradan da torunlarına doğru devam eder. Namazda namazını düzgün kılmayan insanlarla ilgili alimlerimiz der ki, o insanın kendisinden ziyade çocuklarına acımak lazımdır. Çünkü namazı tadil erken üzere düzgün kılmayan insanın kazancında bereket olmaz. O evde daima bereketsizlik vardır. Para çok girebilir ama girdiği gibi durmaz. Bereketsiz olur, kazancı bereketsiz olur derler. Kısacası kıymetli dostlar, İslam'ın 5 esasından ana kolon imandır, kelime-i şehadettir. İkincisi, en önemlisi 5 vakit namazdır. Üçüncüsü ve itaiz zeka, zekatı vermektir. Kıymetli dostlar, nasıl ki bir haftada 35 vakit namaz var. Bunu 5 vakit kılıp da 30'unu ihmal etmiş olsak ben namazımı tam olarak kılıyorum diyemeyiz. Sadece cuma veya bayramlarla ben namaz konusundaki vazifemi tamamladık diyemeyiz. Aynı şekilde zekatta da böyledir. Yıllarca önce bir zengin kardeşimiz dedi ki, hocam dedi, kendi mesleğiyle ilgili bizim meslekteki insanların zekatını tam olarak vermesi mümkün değildir dedi. Bizim dedi çok zekat borcumuz var. Bizim meslekte, mesleğini söylemiyorum, bazı o meslekteki bazı kardeşlerimiz alınır diye. Bizim meslekteki kardeşlerimizin tamı tamına zekat vermesi mümkün değildir. Benim de zekatımı tam olarak vermiş olmam mümkün değildir diyor. Peki ben de şimdi şunu soruyorum. Zekat nedir? 1/40 midir? 1/40. Yani 40 milyar varsa 1 milyar vermiş olursa zekatını tam vermiş olur. Öyleyse 40 milyarı olan bir insanın 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira Ramazan'da poşet hazırlamış, hepsi tutsa 5000 lira tutuyor. 5000 liralık erzak dağıttı. Oh be, ben 5000 liralık erzak dağıttım diye hava atıyor. Ya elbette 5000 liralık erzak dağıtman güzel bir şeydir ama senin vermen 5000 lira değil, 5 milyon lira vermen gerekirken 5000 lirayla sen kendi kendini aldatmış olursun. Zekatını vermiş olmazsın. Bu eksiğini, açığını kim kapatacak? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Elbette zekatla mükellef olan kardeşlerimize tavsiyem, zekat hesabını iyi yapmaları. Kardeşler, bakınız, eğer sizin, kolay anlaşılsın diye söylüyorum, 40 milyon paranız varsa vallahi billahi tellahi 1 milyonu sizin değildir, o fakirlerindir. Siz onu hala 40 milyon olarak hesap ediyorsanız ve 40 milyonluk alışverişe devam ediyorsanız fakirin hakkı ile siz ondan sonraki fabrikanızı yapıyorsunuz, mağazanızı yapıyorsunuz, yeni iş yeri kuruyorsunuz. Fakirin hakkıyla. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Evet, zenginlerin mallarında mahrum olan fakir insanlar için hak vardır. 40 milyonun 1 milyonu senin değildir, o fakirlerindir. Hala benimdir gibi muamele edersen fakirin hakkından çocuklarına getirmiş olursun. Yatırım yapıyorum dersin, fakirin hakkıyla yatırım yapmış olursun. Fakirin karnı aç, ayağı çıplak, sen hala yatırım yapıyorsun onun parasıyla kendine. Evet, bu malın İslam dinine göre kapitalist anlayıştan ciddi bir fark nedir? Kapitalist anlayış der ki, bu senindir, bunun başka sahibi yok. İslam dini der ki, bu senin midir? Bunun gerçek sahibi Allah'tır. Bu senin değildir. Bunun gerçek sahibi Allah'tır. Sadece kullanım hakkını sana verdi diyor. Öyle mi? Sadece kullanım hakkını sana verdi. Kapitalist anlayışla İslam anlayışı arasındaki ciddi fark budur. Biz ne diyoruz? Dünyada
neyimiz varsa yerler, gökler hepsi Allah'ın olduğu gibi, biz de Allah'ın olduğumuz gibi bizim malımız ve servetimizin tamamı da Allah'ındır. Hadi götür, götür giderken götürebiliyorsan, götüremiyorsun. Hepsi Allah'ındır. Bizim anlayışımız bu. Ama Allah bize ne dedi Celle Celaluhu? Bundan sende 40 tane mi var? Bir tanesini fakirlere vereceksin dedi. Bir tanesini fakirlere vereceksin dedi. 39 tanesini sen kullan dedi. Böyle bir hak verdi bize. Anlayışımız bu. Peki üçüncüsü zekatını vermektir. İslam binasının temel direklerinden birisi. Dördüncüsü ve haccil beyti. Bir insan gücü yetiyorsa, imkanı varsa, zenginse, şartları oluşmuşsa Kabe'ye gidip hac mevsiminde hac yapması farzdır. Bu da İslam'ın 5 esasından birisidir. Ve 5.'si de ve savmi Ramazan. Ramazan orucunu tutmak da İslam'ın 5 esasından birisidir. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i bitti. Şöyle toparlamış olalım. Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bize diyor ki, Müslümanlık bir binadır. Kocaman bir binadır. Bu binanın elbette güzel güzel daireleri vardır, çerçeveleri vardır, koridorları vardır, içerisinde aksesuarları vardır vesaire. Ama 5 tane temel esası vardır. Bunlar olmazsa olmaz. Diğerlerinde aksaklık olsa, koltuk takımında aksaklık olsa telafisi mümkündür. Camda çerçevede telafisi mümkündür. Ama ana kolonlarda telafi mümkün değildir. Onun için bunları insan gözünün bebeğini korur gibi koruyacaktır. Birisi imanımızdır. Rabbim imanla ahirete göçebilmeyi nasip eylesin. Diğer bir tanesi 5 vakit namazımızdır. Rabbim namaz sevgisini bize, çoluğumuza, çocuğumuza olması gerektiği kadar nasip eylesin. Gözümüzün bebeğini koruduğumuz gibi namazı da koruyabilmeyi nasip eylesin. Üçüncüsü zekat vermektir. Zekat konusunda cimrilik yapmamak lazım. Ne kadarsa o kadarını vermek lazım. Hesabı iyi yapmak lazım. Bir tanesi de haçtır. Haç konusunda elbette ülkelerde bazı kısıtlamalar vardır. Kuraya gireceksin vesaire. Ama alâkülhâl biz tedbirimizi alacağız. En azından kuraya girmiş olacağız. Nöbetimiz geldiği zaman gidebilmek için. Hiç kuraya da girmiş olmasa niyetin yok demek oluyor. Ve Ramazan orucu da farz olan ibadetler. Sadece farz değil bunlar kıymetli. Farz başka ibadetler de var farz olan. Bunlar İslam'ın temel direkleridir. Yani bunlar da oruç, Ramazan orucunu bir insan kasıtlı olarak terk ederse binası, İslam binası çok büyük tehlikededir. Zekatını terk ederse ciddi bir tehlikededir. Hac farz olduğu halde gitmezse ciddi bir tehlikededir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ifadesine ne dersiniz? Bir insan yol bakımından hacca gitmeye muktedir olduğu halde gitmezse, ha Yahudi olarak ölmüş, ha Hristiyan olarak ölmüş çok fark etmez diyor. Ne diyor? Bir daha söyleyelim. Bir insan hac kendisine farz olduğu halde, bir mazereti olmadan hacca gitmezse ve bu şekilde ölürse, ha Yahudi olarak ölmüş, ha Hristiyan olarak ölmüş fark etmez diyor. Ne demektir bu kıymetli dostlar? Hac farzdır, sıradan bir farz değildir. 5 tane şeyin farziyeti sıradan farziyet değildir. Bunlardan birisi namazdır, birisi oruçtur, birisi zekattır, birisi de haçtır kıymetli dostlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, İslam'ın 5 esasına ne kadar sımsıkı sarılırsak, merkezdeki imanımızı o kadar korumuş oluruz. Yüce Rabbim her birimizi imanı kamil, ameli salih ve niyeti halis olan bahtiyar kullarından eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim edebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Rabbim her birimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Yüce Rabbim borcunu ödemekte zor durumda olanlara, alacağını tahsilde zor durumda olanlara, ekonomik sıkıntılar sebebiyle işini yürütmekte, ayakta tutmakta zor durumda olanlara yardım eylesin. Rabbim bizi faize bulaştırmasın. Rabbim her birimizi eteği tertemiz olanlardan eylesin. Yüce Rabbim huzurunda hesabını veremeyeceğimiz, mahcup olacağımız, yüzümüzü önümüze eğmemize, utanmamıza sebep olacak her türlü yanlışlardan ve kirli çamaşırlardan ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.